Lan. Bir kavga ettik. Dünkü o geçen kızdı mı ona? Abi suyu bir daha devirdi bir. Şu bardak burada duruyordu. Gece içeri yattım. Kafamı koydum. Bu gözlerimi kapattım. Bir ses. Bunu devirmiş bütün buralar su içinde. Gittim ananı sikerim dedim. Gittim yattım. bangır bam bum güm yani artık bir ses. İçi dört günlük mantı dolu tencereyi yere düşürmüş. Dedim ki bak Allah'ım ya sabır. Harbi dedim sikeceğim seni. Ve hani kendimi de sinirlendirmek için şey yapıyorum. Tamam Tukan yat. Yapmayacak artık. Yalnızlıktan evde tabii kafa yanmış biraz. Gittim yattım. Bunun böyle bir kapak fantezisi var. evin her yeri yeşil kapak dolu. Kapakla oynamayı çok seviyor. Gitti bir kapak buldu. Gözü tam uykuya dalarken yatağımın altına kapağı vuruyor. Bangır bangır. Çok sakin bir şekilde kapağı aldım, köşeye koydum, sakladım onu. Bir dakika geçmedi ki başka bir kapakla geldi. Salonda bulduğu kapağı amcık benim yatak odama getiriyor. Ya bu uzaylı değil de ne? Benim odama getiriyor, orada oynuyor. Alıyorum kapağı, tekrar köşeye koyuyorum. Ee, dedim ki, yani gerçekten gözün içine baktım ki bir daha bir şey devir veya ses çıkar. Periştahını sikeceğim seni dedim. Böyle gözün içine bakarak söyledim bunu, o da bana bakıyor. Hadi bakayım yaptım böyle. Ben bir de hadi bakayım de sabah karşı işte bağırarak söyledim. Şimşek kaçtı amına koyayım. O da geçmişten sıkıntıları var tabii. Uzadı gitti. Kafamı koydum. Abicim iki parmak dil peyniriyle gelmiş. Yayın arası tost böyle bir yemek şey ekmek arası koyup yemiştim. Dil peyniriyle gelmiş. O dil peynirini de paramparça yapmış etrafta. Nasıl iki dakika beş dakika içinde bunu yaptı bilmiyorum. Abi ben yataktan bir çıktım. Ellerimle değil ağzım namına koyayım yakaladım. <laughs> Biz bununla birimize bir girdik. Vurmadım tabii ki diye de. Ama böyle yakaladım böyle. Dedim amına kudumunun falan. O bana vurdu tısladı mısladı. Evin içinde bir kovaldım. En son bizim küçük tuvaletin kapağının o musluğun altındaki yere girdi. Kapağı da açıp böyle kafamı içeri soktum. Ana ne sikeceğim senin falan çıldırdım. Sis yapıyor bana ben ona sis yapıyorum. Sonra sesi kesildi. Hikaye buydu işte yani dünkü yaşadığım gecenin bir vakti. Sabahın beş buçuğunda evde çocuk gibi kediyle kovalaştım yani. Mutfağın fotoğrafını çeksemse dersin ki abi sen orada nasıl yaşıyorsun? Mikrop yuvası lan orası. Hepsi kedi yani. Hepsi. Ya mama var yanında. Yanında da mama kutusu var kapalı. Onun üstüne çıkıp deviriyor abi ya. Bilerek yapıyor ya. Sahiplenmek isteyen var mı? Çok güzel kedi çekmeyeyim abi çek utanırım valla çekilecek gibi değil. Bir de korona bahanesiyle evde kimse gelmiyor diye ben iyice artık muz yiyorum falan atıyorum o kafaya geldi. Böyle nişan alıyorum. Böyle mutfaktak şeyin içine lavabonun içine atacağım diye. Kalite neden 720p? Nasıl 720p lan? Böyle şey olur mu? Amına koyayım bir cümle kurdun ağzına sıçtın ya. Buzdolabındaki çorba hala duruyor. Getireyim mi? <laughs> Çok merak ediyorum ne oldu lan ona. Bak aç mı? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Çok korkuyorum. Kaç gün geçti üzerinden? Ya açmayacağım. Maske falan yok mu? Ben buna koyayım. Oo, Oğlum bu işkembe olmuş. Ananı! Yemin ediyorum size bir şey söyleyeyim mi? Bu vatana millete hayırlı bir hareket. Burada koronanın... Hası bile olabilir. Ben bunu açıp da böyle mahalleye falan dökersem yeni bir virüs ortaya çıkmazsa neyim? Şuna bak oğlum. Abi dökülecek diye çok korkuyorum. Rezillik çıkacak. Ama hala içinden bir mercimek kısmı var. Gözüküyor bak. Yani bir mercimek yemeği yapabilirsin hariç. Köşelerinden küçük küçük kaşıkla toplayıp ısıtıp yiyebilirsin. Bir ay daha sak. Bunu var ya. Amına koyayım. Hiçbir zaman atmayalım lan. Elim dondu. Yeme abi onu. Ben de yiyecektim zaten kardeşim acıkınca <laughs> Yıllanmış mercimek yapıyoruz. Niye yemeyeyim oğlum? Bir 6 ay sonra falan yapıştırırız onu. Yani. O değil de annem şu 6 aylık süreç içinde bir kez iki kez mine geldi. Açmadı demek işini. Aa öğrenci evini gör abi adamlar kepçeyle çorba içiyor. Ben de içiyorum. Ya hanginiz şatalla çorba içmeye çalışmadı amına koyayım. Gerçi yok o dikmelik oluyor sonra. Çor çorbana virüsü. <laughs> ben abi Çocukluğumda da böyleydim. Ergenliğimde de böyleydim. Ben böyle yaşıyorum. Çok... Beni o yüzden kızlar yani, kabul etmiyor. Abi pis ve pasaklı bir adammışım gibi oldu da öyle değil tabii. Yani hani... Şimdi böyle RP yapıyoruz falan ya. İnsan özlüyor anladın mı? Ulan diyor şu korona, koronalı günleri... Sevgilimizle geçirseydik kötü mü olurdu? Şurada oturup anılarımızı konuşsaydık kötü mü olurdu? <laughs> Sonra aşkım benim nedeni ki yapacağım o espriyi. Queen bir beş tane daha yollamış. Bakit, Baki Türk, Taha, Sataskan, Einstein, Linux. Beş kişiye daha gitmiş. Bu arada... Ya evet evet insan işte çok uzun süre bekar kalınca yani düzenli bir ilişkisi olmayınca daha doğrusu şey oluyor özlüyor. İlişkiyi özlüyor da i̇şte onun büyüsüne kapılmamak lazım. İlişkiyi özleyip de o hataya düşmemek lazım. Abi senin sevgilin yoksa biz ölelim. Şu mantık da hiçbir zaman bitmiyor ya. Kardeşim ne alakası var sevgili olmakla benimle yani ne ne? Sevgili olmak biriyle öyle bir şey mi ya? Arkadaşlar ben kolay bir hayat yaşamıyorum şu an. Yani her kız ayak uyduramaz buna. <laughs> Çok farklı yerlere bağlayacaktım. <laughs> yayınlar abim. RP'de Bora Saru'nun oğlu çıksa nasıl rol döner? Ya evet. Benim öyle bir oğlum olabilir mi ya Saru'yla? Çıkmışım şarjı Diye ee? ee, gezen bir mal. Sevgili arıyorsan ben varım. Osman Hoca ama bunu diyen. 350 TL karşılığı büyü yaparız. Sonuçta ismimiz Hoca. <laughs> çok güzel yani çok hayalini kuruyorum. Bu aralara evde bir tane 15... Ben normal evden çok çıkan bir adam değilim ama... Hani en azından arada bir aktivite yaparım yani. Şimdi e, bilinç altında da şey oluştu ya. Dışarıyı dışı, istediğin zaman dışarıya çıkabilme özgürlüğün elinde olmadığı için şu an gereksiz tribe giriyorsun. Şey oluyorsun böyle. İşte özgürlük kısıtlanınca o senin psikolojini etkilemeye başlıyor. Doğal olarak da bir oturduğumuz yerden de tabii kendimize uygun eş adayı ve tabii ki de karşımızdaki içinde uygun bir eş adayı olabilmek adına bir takım çalışmalar yapamıyoruz. Yaktım. Tam tersine çıkasın geliyor ama çıkamıyorsun. O aynen öyle işte bir şey engellediği zaman biri onu daha çok yapmak istersin ya onun gibi durum. Evet ya. Damarıma basmayın oğlum tamam. Sıkıldım lan tost yemekten sıkıldım yemin ediyorum. Artık tosta çeşit katmaya başladım ya. Salamla kaşarın yerini değiştiriyorum mesela. Normalde önce kaşarı sonra salamı koyarsın ya ben salamı koyup kaşarı koyuyorum. İşte dün mesela duble ekmekli denedim. Saçma sapan bir şey oldu. Pul biber döküyorum. Makarna yaptım. Mesela ilk defa ton tombalanın yağıyla makarnayı yaptım. Yani makarnaya yağ koymadım, haşladım ondan sonra tombalını direkt açıp döktüm içine. Yani yaşamaya çalışıyoruz işte hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ya ben yemek konusunda beceriksiz bir herif değilim yaparım çok da güzel yemek yaparım ama çok uşeniyorum ya. Bak konu gene şeye bağlandı sevgilin sevgilim olsun yemek yapsına bağlandı sanki köle anasını satayım kadınlar. Ama isterdim yani birlikte yapalım birlikte yiyelim. İşte ondan sonrası olmasın ama. <laughs> ben şu mikserin başına geçeyim. 13 saat bana dokunmasın. Ya arada bir gelip öpsün gitsin. İşte ben gideyim öpeyim geleyim bu kadar. Aradığım ilişki. Öyle kız varsa beni de bulsun değil mi? Güzel hayaller. Anladım abi. Sen çok şey istiyorsun. Ulan. <laughs> çok şey istemiyorum lan. Bak diyorum ki serbest bırakacağım. Hiç Hayatına karışmayacağım bile, dokunmayacağım bile ya, yani dokunmayacağım dedim, hayatına dokunmayacağım. Abi akşamları film izlediğimiz zaman, işte bir Netflix açtığım anda yanıma Spawn olsun, o mis gibi filmler izleriz. Çok da eğlenceliyimdir böyle, durulan derim, kalkarım, çerez meraz hazırlarım, İşte neyse içeceksek onu hazırlarım gelirim. Keyif kısımlarında, bak çok net. Aradığım ilişki şöyle şu an, keyif yaptığım kısımlarda şişme bebek alıyorlar. <laughs> Keyif kısımlarında <laughs> seks robotu değil geri zekalı mısınız? Seksle ilgili bir şey söyledim mi? Abi dedim mi seksle ilgili bir şey? Allah Allah bak birlikte film izleme. Bildiğin lise hayallerine dönüyorum. Birlikte film izleme. Birlikte yemek yapma ve yemek yeme. Ondan sonra birlikte uyuma birlikte uyanma. Bak hep boşanlar. Geri kalan kimse kimseye karışmıyor. Müthiş. Full Ben yayını yap. Yayını mı acaba? Evet. Ya ben şu an muhabbete daldım. Susayım başlayayım mı Ben öyle dalmışım. Özlemişim muhabbet etmeyi. Abi şurada dur bir erkeği on erkek düşüyor. Tamam o espri yapıldı. Neyse yani sonuç olarak evet. Şaka bir yana bunların hepsini geçiyorum. İnsan ilişki istiyor hayatında bir <laughs> çok ciddi konuşmak da olmadık <laughs> Öyle. Bulamıyorum oğlum yok. Vallahi yok ya illa da içimi açacaksam size yok bulamıyorum. Ben 3 senedir o kadar çok ilişki yaşadım ki uzun süreli. Artık korkuyorum demek oğlum aynı boklar olacak diye. Yani ayarlayalım abi. Eyvallah bu en... ayarlasana kardeşim bana ya çevrede arkadaş ortamında. Mevzu kız bulamamak değil abi. Mevzu e, karakterime uygun, benliğime uygun bir insanı. Yani ruh eşi iki tarafında birbirine uyumlu olmasını yakalayabilmek. Ben bunu yapmadan bir ilişki kurmuyorum artık. Doğru insanı bulana kadar da devam edeceğim. Bulamaya Anket oluştur. Puanı yeterse konuş. <gülüyor> 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 ha. Diyeceksiniz ki amına koyayım. ilişki işi böyle iş mi? Öyle değil tabii şu an konuşuyoruz falan ama bir aşık oluyorsun işte. Ama götü dağıtıyorsun affedersin. Serkut 5. entiyar demiş Ya aşk duygusu çok farklı bir şey. Aşık olduğun zaman gerçekten kendini kaptırdığın zaman bakmıyorsun öyle şeylere. Hepimiz aynı durumdan. Ya bırak şunu. Kaç kere aşık oldun kral? Aman okuyayım puanı ben arttırdım millet yazmasın diye daha çok yazılıyor. Nasıl oldu lan bu? Bu sohbet çok güzel. Aynen bir gün hayalimizdeki kadınlar ve hayalimizdeki erkekler adı altında bir konsept yapıp bir yayında sadece ilişkiler hakkında konuşarak bu boşluğu doldurabiliriz. Ee, biraz geç bir yayın olur. Ondan sonra sabaha kadar sürer. Discord'da kadınlar, erkekler, herkes katılır. Tertemiz içerik. Ben size eski ilişkilerimden bir takım anları, noktaları anlatırım. Tabii ki de eski kız arkadaşıma zarar vermeden, kız arkadaşlarıma ya da onları da kırmadan. Hostingini sikerim bu da bir yere. Amcık.